Merhabalar. En son olarak biliyorsunuz ahududulu ponçik hırka yaptık. Bundan kalan iple bir de bere yapalım istedik. Takım olsun diye. Örneği biliyorsunuz zaten. Sadece bu berede kaç ilmek başlayacaksınız? Kaç örnek kuracaksınız? Ve azaltmaları eksiltmeleri nasıl olacak? Onu öğreteceğim size. Bütün malzemeler yine aynı şekilde. Ben 8 numara şişle ördüm. Aynı ipi kullandım. Yani ören bayan tango. Ama bunun benzeri başka bir iple de siz yapabilirsiniz. Çok kolay, çok basit. Hemen birkaç saat içinde yapabileceğiniz bir bere göstereceğim size. Şimdi anlatımına geçelim. Evet, şimdi beremizin yapımına başlıyoruz. 45 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi düz bir şekilde 45 ilmek atın. Bir ters bir düz olarak öreceğiz. Ben şimdi 45 ilmeği atıp tekrar size göstereyim. Evet, bir ters bir düz şeklinde. Şöyle lastik yapıyoruz. Sayalım yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sıra daha gideceğim. Bu sırayı sizlerle beraber gideyim diye yapmadım. Ön yüzdeyiz. Bu şekilde bir ters bir düz. Şimdi arka sıradayız ve burada artışlarımızı yapacağız. Artışlarımızı düz ilmeklerden yapacağız. Ters ilmekleri öreceğiz. Şu şekilde başlıyorum. Düz ilmek, düz ilmekten bir tane artırıyorum şu şekilde. Sonra kendisini örüyorum. Terste hiçbir işlem yapmıyoruz, örüyoruz. Yine düz ilmekteyiz. Şu şekilde bir alttaki ilmeği örüyoruz. Bir de kendisini örüyoruz. Yanındakini normal alıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bakın şu ilmek var ya altta gördüğünüz. Bu ilmeği şişe takıp örebilirsiniz. Bir de kendisini örüyoruz. Tersleri aynı örüyoruz zaten. Tekrar gösteriyorum. Bakın şu alttaki ilmek. Bu alttaki ilmeği örüyoruz. Bu şekilde bu sırada artış yapıyoruz. Ben bu şekilde alabildiğim için rahat. Hani yöntemi de göstermiş olayım diye gösteriyorum. Yoksa istediğiniz şekilde o alttaki ilmeği alabilirsiniz. Ben sırayı tamamlayıp tekrar size göstereyim. Artışları yaptık. Ön sıradayım. Üç ilmeği ters olarak örüyorum. Zaten ilmeklerimin yönü de aynı şekilde ters burada. Önümüze gelen ilk düz ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra 2 ters, 1 düz, 2 ters örüyoruz. Sonraki düzde
Yine içinden 5 ilmek çıkaracağız. İpim hep önde. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra yine 2 ters, 1 düz, 2 ters. Yani arada 5 ilmeğimiz var her ahududu arasında. Sonraki sırada da sonraki ahududu yapımında da bunu yapacağız. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Herhalde burası da anlaşılmıştır. Bir boşu, bir düzü boş geçiyoruz. Diğer düze birden 5 çıkarma yapıyoruz. Ben sırayı tamamlayıp tekrar size göstereyim. Bu şekilde artışlarımız oldu. Şimdi arka sırasındayız. İlk 3 ilmeğimiz terste arkaya düz düştü. İlmek çıkardığımız tersler arka yüzde düz olarak örülüyor. Tersler yine düz, düzler ters olarak arkaya düştüğü şekilde yapıyoruz. Bir ters ördük. Artık 9 düz, 1 ters şeklinde devam ediyor. Dokuz düz ördük, bir ters, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Ön yüzde de tersi ters düzü düz öreceğiz. Arkada yine tersi ters düzü düz öreceğiz. Arka sıradan bunu birinci sıra sayıyorum örnek kurulumundan sonra. 3 kez gidince ön yüzde tekrar örnek kurulumu yapacağız. Ben yine size sıra sayısını öne geldiğimde gösterip vereceğim. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım. Örnek düzmeye geldiğimizde ve tekrar örnek kurulumuna geldiğimizde size göstereyim. Şimdi şu şekilde buraları tamamladık. Buradan sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra olduğunda biz bu ahududuları kapatıyoruz. Yenilerini açıyoruz. Bunun için tığ kullanmanızı tavsiye edeceğim. 3 ilmeği aldım. İpimi arkaya bırakıyorum. Şu 5 ilmeği tığa alıyorum. 5 ilmeği aldık. Bu ipimizle yine tığ yardımıyla ilmekleri büzüyoruz. Şişle de yapabilirsiniz ancak şişte girdiğiniz ilmek uzun kalıyor. İlk girişteki çirkin bir görüntü oluyor. Ben sevmedim. 2 ilmek tersi de ördüm. Sonraki düzümüzden yine 5 ilmek çıkarıyoruz. 5 ilmek buna çıkardık. Sonraki ahududuyu kapatıyoruz. 2 ters ördük. İpimizi arkaya bıraktık. 5 ilmek alıyorum. 5 iple bu 5 ilmeği kesiyorum. 1 ilmeğe düşürüyorum. Bu şekilde yeni ahududuları yapmış oluyoruz. 2 ters örüyorum. 5 ilmek çıkarıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Şu kapattığımız ilmekler bizim yeni düz ilmeklerimiz olacak. Arka tarafta bunları ters öreceğiz. Diğerlerinin hepsini düz öreceğiz. Ben yine kapatmayı yapayım. Arka sırada bir kere göstereyim. Ondan sonra artık örneğimiz rutin bir şekilde devam edecek. Azaltmaları göstereceğim. Bu şekilde bakın. Ahududularımız oluştu. Şimdi ikinci ahududuyu yapacağız. Arka sırayı gösteriyorum şimdi.
3 ilmek düz görüyorum ve örüyorum. Az önce kapattığım ahududuyu arka sırada ters örüyorum. Ön yüzde düz öreceğim. Tek farkı bu. Diğerleri zaten düz ilmek. Örgümüz bundan sonra bu şekilde gidecek. Diğer ahududuyu kapattığımızda artık daraltmalara başlayacağız. Onu da size göstereceğim. Bu sırayı böyle yapalım. 4 sıra daha yapıyoruz. Sonrasında kapatma işlemi. Şöyle bakın. Yenisini yaptık. Bunları kapattık. Bu şekilde bu ahududuyu da tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Şimdi bu sırada hem bu ahududuyu kapatacağız. Hem yenilerine başlayacağız. Hem de eksiltmeleri yapacağız. Onun için bu sıra önemli. Bu sırayı tam çekeceğim. İlk 3 ilmeği alıyorum. Normalde buraya yapmam gerekiyor bir tane ama yapmıyorum. Bunu düz bir şekilde devam ediyoruz. 2 tersi alıyorum. Ve buradaki ahududuyu kapatıyorum. Sonraki düzümüze yeni birden 5 çıkarma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bir ahududu topluyoruz. Sonrakini yine yapmıyoruz. Sonraki düze yapmıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bu düze yapmamıştık. Bu düzde yapacağız. Buna yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bunu da yapmıştık. Burayı boş geçiyoruz. Yani bir düze yapıyoruz, bir düze yapmıyoruz şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz. Herhalde anlaşılmıştır. Şuradan tekrar göstereyim ve ben sırayı tamamlayayım. İlkine yapmadık. Şunu yapmadık. Sonrakini yaptık. Bir boş bıraktık, sonrakini yaptık. Bir boş bıraktık, sonrakini yapacağız. Bu şekilde ahududuların sayısını azaltmış oluyoruz bu sırada. Geri kalan aynı ters ters düzü düz şeklinde örüyoruz. Ben sırayı tamamlayayım, hatta örneği tamamlayayım, sonra size göstereyim. Ben sırayı tamamladım. Bunun arka sırasında ilmeklerin gelişine göre tersi ters düzü düz örüyoruz. Bakıyorum, ters ilmek geldi. Burada normalde bizim bir ahududu daha yapmamız gerekirdi. Yapmadık, o sıramız. Kestiğimizi yine ters örüyoruz. Bakın 9 ilmeklik ahududulu bölüm geldi. Bunları düz örüyoruz. Artık şapkamızı daraltmaya başlayacağız çünkü. Önce ahududuları eksiltmekle başladık. Bakın burada 2 ters, pardon, 2 düz 1 ters sıralarımız denk gelmeye başladı. Az sonra bunları da azaltacağız. Bu şekilde dediğim gibi ilmeklerin gelişine göre örebilirsiniz artık bu arka sıraları.
Şöyle tekrar bakalım. Buna yapmadık, bunda var. Buna yapmadık, bunda var şeklinde. Tamamlayınca daha net belli olacak. Bu şekilde azalttık. Ben yine bu ahududun kapanma sırasına kadar yapıp size o şekilde göstereyim. Şimdi tekrar bunu kapatacağız. Yenilerini açacağız. Bu sırayı daha bu şekilde yapacağız. Şimdi burada ortadakilere yapacağız. Şu az önce yapmadıklarımıza yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapacağız. Daha sonra tamamen daraltmalara başlamış olacağız. Gösteriyorum yine. İlkinden yapıyoruz bir bağdudu. Buna yaptık. Burayı düz geçiyoruz. Burayı da düz geçiyoruz. Buna da yapmıyoruz. Şu ortada gördüğümüz, daha önceki sırada yapmadığımız uzun ilmeğe, yani aşağıdan doğru gelen uzun düz ilmeğimizin üzerine yapıyoruz şu şekilde. Şöyle bakarsanız, şimdi şunları yapmamıştık. Şöyle açık şekilde gösterirsem, bunlara yapmamıştık. Şimdi bunlara yapıyoruz. Bu aradakiler uzayacak. Daha sonrasında artık tamamen bitireceğiz. Bu sırayı böyle yapalım. Şurada gördüğünüz şuna ve en kenardakine yine. Hatta en kenardakine yapmayalım. Daraltalım onu da. En sondakine yapmayalım. Bu şekilde bir ahdud daha yapıp ondan sonra görüşelim. Bir kapatma daha yapıyoruz. Ve artık burada yeni bir ahududu başlatmıyoruz. Üç kenarı aldık. Tüm ahududuları kapatacağız bu sırada. Yenisini de açmayacağız. Artık daraltmaya gideceğiz çünkü. Ben yine sırayı tamamlayıp göstereyim size. Şu şekilde bakın. Kapatmaya başlıyoruz. İlk ikiyi tam yaptık. Diğerlerini 3 aralıklı yaptık. Ahududuları. Şimdi de artık bırakıyoruz ahududu yapımını ve kapatmaya gideceğiz. Daraltmaya gideceğiz. Orayı göstereceğim size. Bu sırayı tamamlayacağım. Arka sırayı da döneceğim. Sonrasında size gene göstereceğim. Şimdi tüm ilmeklerimiz yine en baştaki gibi iki ters bir düz oldu. Bu sırada terslerin hepsini tek ilmeğe düşünüyoruz. Yani ilk ilmeği aldım. Terslerin ikisini bir örüyorum. Düzleri düz örüyorum. İkisini bir örüyorum tersleri. Düzleri bir örüyorum. Bu şekilde. Bir ters bir düze düşürmüş oluyoruz. Terslerin ikisini bir alarak
Bir ters bir düze düşürüyoruz. Arka sırayı hiçbir işlem yapmadan ters ters düzü düz öreceğiz. Bu sırayı da tamamlayıp göstereyim. Ön yüze geldik. Şimdi düzleri kaybedeceğiz. Bu düzü öreceğiz. Bu düze geldiğimizde üçünü bir ters olarak alacağız. Bu sıra kaybolmuş olacak. Bir yapacağız, bir kaybedeceğiz. Bir yapacağız, bir kaybedeceğiz. Yine anlatayım, öreyim. Daha net anlaşılacak. İlk tersi aldım. İlk düzü de aldım. Sonra şu düzü, bir tane düz ördüm. Bu düzü 3 ilmeğe bir yapıyorum. Üçünü bir kesiyorum. Devam ediyorum örgüme. Bir sonrakine de yine aynı şekilde. Bir tane düz ördüm. Diğer düzü örmüyorum. Bakın. Bir düz ördüm. Diğer düzü örmüyorum. Ters de kaybediyorum. Bu şekilde. Bir düz örüyorum. Diğer düzü üçünü bir alıyorum. Ters ilmek olmuş oluyor. Kayboluyor orada. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tamamlayalım artık herhalde. Çok da bir şey kalmadı. Evet. Bu şekilde yine bir ters bir düz ama aradaki biz birer düzleri ters keserek kapatmış olduk. Şimdi böyle şişte kötü görünüyor ama arka sıraya gelince biraz daha o ilmekler rahatlıyor. Arka sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Yine ters ters düzü düz şekilde örüyoruz. Artık ilmek eksiltmelerine gitmiş oluyoruz. Hırkayı kapatacağız. Bereyi kapatacağız. Bu eksilmelerde şu şekilde baktığınız zaman abes durmuyor örgüde. Şimdi birer tane daha eksilteceğiz. Şöyle açalım göstereyim. Şimdi de yine ağ dudulu olan kısımları yani şunları öreceğiz. Şu aradaki diğer uzunları keseceğiz. Yine örerek gösterirsem daha iyi olacak. İlk düzü örüyorum. Sonrakine bu şekilde yine üçünü bir, üç ilmek bir alıp kapatıyorum. Yanındakini bir örüyorum. Aynı işlemi yani aslında tekrarlıyoruz. Önceki sıra gibi. Yani bir üçlü kesiyoruz, bir düz örüyoruz.
Yine bir ters bir düz olarak örüyoruz. Şöyle bir bakacağım ben. Ben bu genişlik yeter diyorum. Yani şuradan da bakacak olursak buraya göbek dersem ben şu şekilde bu bere yeterli diyorum. Ve kapatma işlemini yapacağım artık. Son sıramız. İlmeklerimizi düz ilmekten sağa doğru sağ kes şeklinde azaltıyoruz. Bir sağ kes yaptım. İkinci sağ kesi yaptım. Bu şekilde ilmeklerimizi azaltıyoruz. İlmeğimiz bu kadar kaldı. Bunun hepsini bir keseceğiz. Ancak bir sıra daha gidiyoruz kestikten sonra. Arkada hepsini ters örüyorum. Bu son sıram oluyor. Artık şapkayı bitiriyoruz. Şöyle kalınca bir tığ almanızı istiyorum elinize. Bütün bu ilmekleri tığa geçiyoruz. İpimiz bu yandaydı. Buradan bunu alıp aynı A hududuyu kapattığımız gibi bir kere de bunu kapatıyoruz. Bu şekilde şapkamız bitmiş oluyor. Burayı dikeceğiz. Bu yan tarafını. Şu şekilde bir beremiz olmuş oldu. Dikişte zannedersem yaparsınız ama yine de gösterelim. Şuradaki bir tane ilmeğimizi ben biraz uzun keserek dikme işlemini yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Tersten de dikebilirsiniz. Şu şekilde de dikebilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi. Maksat bu arayı birleştirmek. Nasıl birleştirdiğinizin önemi yok. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim şu an iğnem diğer tarafta. İğnemi getireceğim, dikeceğim ve size o şekilde göstereceğim. Dikişte tekrar göstereyim size. Bir miktar diktim ben. Şuradaki yanlardaki ters ilmeklerden birer tane alıyorum. Bir de karşılığını alıyorum. Şu şekilde sıkıştırıyoruz. Aradaki görüntüyü kaybediyoruz. Birebir ilmek ilmeğe dikmiş oluyoruz hem de bu sayede.
Bu şekilde tamamlayabilirsiniz dikişi. Ben tamamlayıp göstereyim. Verimiz bitti bu şekilde. O yüzden de böyle. Şimdi burası çok dar geliyor size ama bakın bu çok esneyen bir ip. Ben bunu kişiden ölçü alarak yaptım. Kesinlikle onun başına tam gelecek. Yani şöyle açıldığını düşünürseniz şu şekilde bir veremiz var. Üstü de böyle. Buraya isterseniz pompon yapabilirsiniz ya da bir tane ağ hududu yapıp bırakabilirsiniz ama bence şu şekliyle daha güzel. Veremiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.